Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Uzun zaman oldu değil mi? Sizler için video hazırlayamayalı. Evet gerçekten bu süreçte diğer sınıflara da yoğunluk vermeye çalışıyoruz. Arkadaşlar elimizden geldiğince bu uzaktan eğitim sürecinde hepinize tek tek e, sınıf sınıf yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu yüzden lütfen sizler de anlayışınızı bizden esirgemeyin. Ama yine de her zaman olduğu gibi arkadaşlar anlatmamızı istediğiniz konu ve konu başlıklarını lütfen yorumlara bırakmayı unutmayın. Evet bugün sizlere daha önce konu anlatımını yapmış olduğumuz uzunluk konusu ile ilgili çeşitli problemler hazırladık. Bugün hazırlamış olduğumuz problemleri artık anlayıp kavradıktan sonra sizler inşallah her biriniz uzunluk ölçme problemlerini çok rahat bir şekilde yapıp başarılı olabilirsiniz diyorum. Umarım faydası olur. Hadi başlayalım bakalım hemen ilk sorumuz e, Bursa ile İstanbul arası mesafe 155 kilometredir dedi biliyorsunuz size bahsetmiştik daha önceki videolarımızda da e, çok kısa uzunlukları santimetre milimetre cinsinden ifade ediyoruz ama çok uzun uzunlukları onları ya da metre cinsinden santimetre desimetre cinsinden ifade edemediğimiz için ne yapıyorduk kilometre cinsinden ifade ediyorduk özellikle yol bunlardan biridir arkadaşlar yol her zaman daha doğrusu çoğu zaman kilometre ile ifade edilir Bursa ile İstanbul arası mesafe 155 kilometredir dedi. Bursa'dan İstanbul'a doğru. Evet, ne yaptı arkadaşlar? Bursa'dan İstanbul arası normalde 155 kilometre kilometreymiş arkadaşlar şu aradaki mesafe. Şimdi bize diyor ki Bursa'dan kalktı İstanbul'a doğru yola çıktı bir araba ve ne yaptı? Yolunun 96 bin metresini gitti. Şimdi burada bir durmam lazım. Neden? en başta söylemem gereken en önemli bilgi şu uzunluk ölçme problemlerini çok doğru bir şekilde yapabiliyorsanız yapabilmek istiyorsanız arkadaşlar lütfen birimlerin aynı cinsten olmasına dikkat edin o yüzden ve son durumda da sorunun sizden ne istediğine bir bakın buna göre mola verilen yer ile İstanbul arası mesafe kaç kilometredir dedi o zaman bir soruyu hep kilometre üzerinden götürmek zorundayız buradaki 96 bin metreyi de ne yapmalıyız arkadaşlar kilometreye çevirmeliyiz hemen yazıyoruz arkadaşlar elimizde 96 bin metre var ve biz bunu kilometreye çevireceğiz. Neydi? Kamile halam damda. Mehmet amcam camda değil mi? Böyle devam ediyordu. Merhaba merhaba. Yani kilometre şurasıydı. Hektometre burası dekametre burası metre burası o yüzden biz kilometreden metreye geçerken 3 basamak aşağı iniyorduk sayımızı 3 kere 10 ile çarpıyorduk o yüzden 1 kilometre arkadaşlar hatırlıyorsanız 1000 metre anlamına geliyordu ama metreden kilometreye çıkarsak da her basamakta birer sıfır silerek yani 3 kere arka arkaya 10'a bölerek işlem yapacağız bu durumda da şunu silersem dekametreye bunu silersem hektometreye bunu silersem de kilometreye dönüştürmüş olurum. Demek ki 96 bin metre 96 kilometreye karşılık gelir. O halde işlemimin son kısmını tamamlayabilirim artık. Neydi? Bursa İstanbul arası 155 kilometreydi. Bu sevgili arkadaşımız Bursa'dan yola çıkmış ve 96. kilometrede ne yapmış? Mola vermiş. Bize mola verilen yer ile yani mesela şurada bir yerde mola vermiş olsun. Buradan Artık şu aradaki mesafeyi soruyor olsun bize arkadaşlar. Burası mola anlamına gelsin. Şimdi ne diyeceğiz? Çıkaralım o zaman. Bakalım arada ne kadar mesafe kaldı? 5'ten çıkmadı. 15'ten 6 çıktı. 9 kaldı arkadaşlar. Burada kaldı 4. 14'ten 9 çıktı. Geriye kaldı 5. Demek ki mola yerinden itibaren artık İstanbul'a varmasına 59 kilometre kaldı diyerek sorumuzun çözümünü tamamlamış olduk. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet. Şimdi diğer sorumuzla kaldığımız yerden devam edelim. Bir ağaç sorusu. Daha önce konu anlatım videomuzda da güzel bir ağaç sorusu vardı. Diyor ki biz arkadaşlar boyu 32 santimetre olan bir fidan toprağa dikiliyor. Peki başlangıçtaki boyu 32 santimetreymiş. Dikilen fidan her gün 5 milimetre uzuyor yani günlük uzama miktarını verdi bize günlük 5 milimetre uzuyor şimdi devam ediyorum devamında diyor ki buna göre fidanın boyu dikildikten kaç gün sonra evet biz günü bulacağız çok güzel bir soru çok beğendim bu soruyu o yüzden şuraya şöyle bir Gülücük koyalım, çok hoş bir soru. Kaç gün sonra boyu 54 santimetre olur? Yani başlangıçta bir boyu vardı, 32 santimetre. Her gün belirli miktar uzayacak, uzayacak, uzayacak ve belirli bir zaman sonra bu sevgili fidanımızın boyu 54 santimetreye çıkacak. İşte bu arada kaç gün geçtiğini soruyor soru bize. O zaman yapmamız gereken şey ilk önce aradaki uzay, uzama miktarını farkı bulmamız gerekiyor değil mi? Hani yani 32'den 52'ye ne kadar miktar geçti? Hemen pardon 54'e. 54 santimetreden e. 54 ne yapacağım? Lütfen bilimlere dikkat edelim. Yine bakın aynı birimlerle işlem yapıyorum. 32 santimetreyi çıkardım. Geriye kaldı 22 santimetre. Bu ne arkadaşlar? Toplam uzama miktarı. Şimdi her gün ne kadar uzuyordu? 5 milimetre uzuyordu. Peki toplamda ne kadar uzamış oldu? 22 santimetre. Evet, burada yine bir durmam lazım. Neden? Çünkü bana uzama miktarını milimetre cinsinden verdi, ama ben toplam uzama miktarını santimetre cinsinden buldum. O zaman yapmam gereken şey santimetreyi milimetreye çevirmek. Yani diyeceğim ki 22 santimetre acaba kaç milimetredir? Neydi? Hemen santimetreden bir basamak aşağı iniyorduk. Santimetre milimetre o yüzden biliyorsunuz ki 1 santimetre 10 milimetreye karşılık geliyordu. Bunu hatırlattıktan sonra 22'nin yanına eğer bir sıfır koyarsak toplamda 220 milimetre fidanın boyunun uzadığını görürüz. Ama bizden istediği şey bu değil. Değil mi arkadaşlar? Bizden istediği şey kaç gün sonra bu uzama miktarına ulaşacağı. O zaman ne yapacağım? Diyeceğim ki günde 5 milimetre uzuyor ve toplamda 220 milimetre uzamış. Yapmam gereken şey bu miktarın kaç güne karşılık geldiği. Her gün 5, 5, 5, 5 şeklinde uzuyorsa 220'yi kaç günde uzar? Yapmamız gereken şey bir küçük bölme işlemi. O zaman ne yapalım? Hemen onu nereye yapalım arkadaşlar? Şuraya yapalım. 220'yi pardon 220'yi 5'e bölelim. 22'de 4 kere var 20 dedik. Çıkardık kaldı yine 20 yine 4 kere var. Ve işlemimizi burada tamamladık artık. O halde 44 gün sonra fidan bizden istenen boya ulaşmış olur diyerek sorumuzun çözümünü tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bence çok güzel bir soruydu soruyu gerçekten çok beğendim. Evet. Diğer soruyla kaldığımız devam ediyoruz kaldığımız yerden. Çok sevimli bir salyangozumuz var burada. Bakalım şimdi bizden ne istemiş? Bir salyangoz saatte 12 metre yol gidiyor. Evet yani bir saatte aldığı yol. Hemen yazalım şuraya. Bir saatte 12 metre yol aldı. Şimdi soru bizden neyi istiyor? Buna göre Salyangoz aynı hızda, hızını değiştirmeyecek. 1 dakikada kaç milimetre? Evet, yine burada bir birim dönüştürme var, değil mi? Ne demiştim arkadaşlar? Uzunluk ölçülerinde soru çözümlerini doğru yapabilmek için her zaman birimlerin birbirleriyle aynı olmasına dikkat etmek zorundasınız. Hem saat verdi, dakika istiyor. Hem metre verdi, milimetre istiyor. Evet. O zaman iki tane önemli bilgiyi bir köşe yazalım. Bir kere herkesin bildiği gibi arkadaşlar bir saatin 60 dakika olduğu bir gerçek değil mi? Bunu bir kenara bırakalım. İkinci önemli bilgimiz de metrenin milimetreye dönüşmesi. Bir metre neydi? Bir metre desimetre santimetre milimetre metreden milimetreye 3 basamak aşağı iniyorum. O sebeple 1000 milimetreye karşılık geliyor. Bu bilgiler bir kenarda dursun. O zaman biz 1 saatin altına ne yazalım arkadaşlar? 60 dakika yazalım. 12 metrenin altına da 12 metreyi hemen nokta 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 milimetreye çevirelim. Konuşamadım orada. 12.000 milimetre olsun. Onu da buraya yazalım arkadaşlar. Peki şimdi o zaman şöyle bir sonuca vardım. Saatte 12 metre giden bu sevgili salyangoz aslında 60 dakikada 12.000 milimetre gitmiş oldu. Ve böylece bizden de 1 dakikada kaç milimetre gittiğini soruyorsa arkadaşlar yapmamız gereken şey 12.000 milimetreyi. 60 dakikaya bölmektir. Bu kadar basit. Sıfırları sadeleştirdiniz. 12'de 6 2 kere var. 12'yi çıkardınız. Bunlar gitti. Kalan 2 sıfırı ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen ikimizin yanına koyuyoruz. Ve böylece diyoruz ki 1 dakikada bu sevgili salyangozumuz 200 mm yol giderek yolculuğuna devam eder. Umarım açıklayıcı olmuştur. Arımaya'nın çok tatlı bir salyangozu vardı. Aranızda Arımaya'yı izleyenler var mı arkadaşlar? Ben çok severim o çizgi filmi. Buradaki salyangoz bana onu hatırlattı. Çok tatlı. İsmi de sanırım Shelby miydi? yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım evet hadi bakalım yorumları bırakın kimler hangi çizgi filmleri izliyor ve hangilerini seviyor ben daha önceki videolarımızda Heidi'yi ve Arımayı'yı çok sevdiğimi söylemiştim bakalım kimler hangilerini beğeniyormuş evet diğer sorumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz bir sınıfta 34 tane öğrenci var her birinin 30 cm uzunluğunda bir cetveli var hmm. şimdi bakalım bu soruyu nasıl çözeceğiz diyor ki 34 tane öğrenci her birinin de 30 santimetre uzunluğunda cetveli var. Tamam. Cetvellerden 4'ü kırık. Ha. O zaman şöyle olacak. 34 öğrenciden 4 tanesinin cetveli kırık olduğuna göre 30 tane sağlam cetvel var. Bunu bir kere bir kenara yazalım, not alalım. Belki önemli lazım olabilir. 4 tane kırık cetvel. Peki, sonra devamında dedi ki bize ee, kalan cetveller, evet gerçekten de sağlamları istiyormuş. Kalan cetvelleri bulduk. 30 taneydi. Okul bahçesinde ucuca eklenirse, evet bütün cetvelleri ucuca ekleyeceğiz. Burada da yaptığı gibi arkadaşlar. Kaç metre ve milimetre uzunluğunda cetvel elde edilmiş olur? Hmm. Şimdi o zaman şöyle olacak. Her bir cetvelin uzunluğu 30 santimetre olacak. Ve bundan da arkadaşlar 30 tane olacağı için... Toplam uzunluğu bulabilmemiz için bu ikisini birbiriyle çarpmamız gerekiyor. Kısa bir şekilde onluk çarpmaları biliyorsunuz. 3 kere 3, 9. Yanındaki iki tane sıfırı buraya atacağım. Ama birime dikkat edin. Bu santimetre cinsinden. Bunu kenara not aldım. 900 santimetre. Ama o bana neyi sordu? Yani soru bana neyi sordu? Metre veya milimetreye çevirmemi istedi. O zaman hemen iki bilgiyi hatırlamalıyım. 1 metre 2 basamak aşağı indiğim için 100 santimetre anlamına geliyordu ve bir de 1 santimetre bir basamak aşağı indiğim için 1 milimetre pardon 10 milimetre anlamına geliyordu. O zaman elimdeki 900 santimetreye bakalım. Biz 900 santimetreyi kısa kısa yoldan hem metreye hem de milimetreye çevirelim. Metreye çevirmek için olsun bu. Bir de 900 santimetreyi yine aynı şekilde burada da milimetreye çevirmek için olsun. Şimdi bakalım santimetreden metreye iki basamak yukarıya çıkacağım için iki tane sıfır silmem gerekecek. O sebeple 900 santimetre 9 milimetreye karşılık gelecek. Peki bakıyorum şıklarda elimde pardon yanlış söyledim 900 santimetre 9 metreye karşılık gelecek. Peki şimdi şıklara bakalım. Elimde 9 metre var mı? Yok 90 metre var gitti. 9 metre yok gitti. 9 milimetre var. Bu da olmaz. Cevap D gibi görünüyor ama metreden bulamadık. O zaman san, e, milimetreden devam edelim. Santimetreden milimetre inince bir basamak aşağı indiğim için sayımın yanına bir sıfır koyacağım. O zaman 900'ün yanına bir tane sıfır ekleyerek 9000 milimetre yanıtını sorumun cevabı olarak bulacağım diyorum. Çok kolay ve güzel soruydu. Sadece bir dikkat istiyordu. 4 kırık cetveli çıkararak sağlam cetveller üzerinden bahçedeki ölçümü yapmaya çalıştık diyorum. Peki, şimdi bir boy sorusuyla kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Diyor ki bize Hüsnü'nün boyu kardeşinin boyundan 230 milimetre daha fazladır. Hmm. Şöyle diyelim, şu Hüsnü olsun, şu da kardeşi olsun. E Hüsnü'nün boyu kardeşinin boyundan 230 mm daha fazla. Yani kardeşinin boyu ne bilmiyoruz ama Hüsnü'nün boyunu bulabilmek için onun üzerine 230 mm eklememiz gerekecek ki Hüsnü'nün boyunu bulabilelim. Yani Hüsnü daha uzun. Bunu bir kenara not alalım. Bazı arkadaşlar bunu çok karıştırıyorlar. Yani kim kimden uzun, kim kimden kısa bu tarz sorularda anlayabilmek için benim yaptığım şu işlemi mutlaka yapın. Hani kategori e, diyoruz buna. Her zaman elimizdeki bilgileri yazıyoruz. Hüsnü'nün boyu 1 metre 51 santimetre. Evet vermiş zaten. Yani şuraya 1 metre 51 santimetre yazalım. Hatta isterseniz bunun tamamını santimetreye çevirelim. Çünkü sorunun devamı kardeşinin boyunun kaç santimetre olduğunu istiyor. Ne demiştik? Dönüşümlerde birimler aynı olmalı. O zaman 1 metre 51 santimetreyi 1 metre 51 santimetrenin tamamını arkadaşlar santimetreye çevirelim. Şimdi 1 metremizin 100 santimetre olduğunu herkes artık biliyor değil mi? 51 santimetremiz de burada var. Bu durumda elimizdeki bilginin tamamı yani sevgili Hüsnü'nün boyu 151 santimetre olacak. Peki biz Hüsnü'nün boyunu santimetre cinsinden bulduk. Hatta Hüsnü bu olsun. Bunun boyu 151 santimetre olsun bu sevgili arkadaşımız. Yüzlük Hüsnü. Evet bu da yüzlük kardeşi. Ona bakalım şimdi. Kardeşi ne demişti? Hüsnünün boyu kardeşinin boyundan 230 milimetre. Evet burada bir sıkıntı var. Bu dönüşümü santimetreye çevirmemiz gerekiyor. O halde 230 milimetreyi santimetreye çevirebilmek için arkadaşlar. Bir basamak yukarıya çıkacağım milimetreden. Ve böylece de 23 santimetre olarak onun yanıtında bulacağım. Kardeşi Hüsnü'den o zaman 23 santimetre kısa değil mi? Çünkü neden? Hüsnü kardeşinden 23 santimetre uzunsa kardeşi Hüsnü'den 23 santimetre kısa olur. O halde daha kısa olduğu için kardeşi yapmamız gereken şey 151 santimetre Hüsnü'nün boyundan miktar farkı yani ne kadar kısa olduğunu çıkarmak olacak. Evet 11'den 3 çıktı 8 kaldı. Burada 4 kaldı 2 ve 128 santimetre Sevgili yüzlük kardeşinin Hüsnü'nün yüzlü kardeşinin boyunun uzunluğu oldu diyerek cevabımızı C seçeneği olarak buluyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve bu vesileyle de her zaman olduğu gibi yine bizi güzel yorumlarıyla her zaman mutlu eden sevgili Zafer İlkokulu öğrencileri ve Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencilerine de buradan kocaman sevgiler, selamlar. Hem onlara hem sizlere Uzaktan eğitim sürecinizde arkadaşlar keyifli ve bol eğlenceli eğitimli günler diliyorum arkadaşlar. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Her zaman söylediğim gibi dil sürçmeleri için kusura bakmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.